Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Erzurum Spor Fenerbahçe maçıyla maçı önceden oynuyoruz da PES yani aslında birlikteyiz. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Bursa Spor göz göz berabere kaldı 0-0 ki bu arada maçın çok az gollü geçeceğini hatta 0-0 olacağını da ben söylemiştim birkaç videoda. O yüzden yanıltmadık sevenlerimizi. Bugün önemli bir maç. Aynen. Ben topu sana vereyim, öksüreceğim biraz. Vallahi Fenerbahçe artık ligde kalma sıkıntısını üzerinden attı. Rahat bir konumda. İlk 5 hedefi de yok artık. Galatasaray kupayı aldığı için 5. takım Avrupa'ya gidiyor. Ama böyle bir durum da söz konusu değil. Bu sebepten dolayı Erzurumspor için mutlak bir maç. Çünkü Bursa Göztepe'nin de berabere kalması Erzurumspor'u bir tık daha şekillendirmiştir. Ben Fenerbahçeliyim ama Erzurumspor'un kazanacağını düşünüyorum. Erzurum bir de son haftalarda iyi de bayağı şey yaptı ki kazanması gerekiyor Erzurum'un. Serdar Obertan çok hoşuma gidiyor ya. Bilirsin Valla Obertan değil mi? Hacı Manchester United'da oynamıştı. Obertan'ı bilmem mi? Ama şu pasıma ne dersin? Hacı resmen benim attığım pozisyonlara benzedi bu. Biliyorsun Beni pas yalnız konusunda. beni benden alırsan seni sana bırakmam Yasin. Helal Hacı. Ve Hacı bu arada bir konuya da değinmek istiyorum. Sen değil gol at böyle kardeşim. diyelim. Ah. Bugün senin topluluğunla ilgili bir bildirim geldi bana. Evet. Biraz Hüseyin abi anıp selam göndermek istedim buradan. Orada topun başında Zico, Maradona, Roberto Carlos, Beckham falan vardı galiba. Evet. Siz kime vurdurdunuz? Bu arada benim sayfamda topluluk kısmından görebilirsiniz görseli arkadaşlar. Aynen Yasin'i öyle. ekledim. Bakmalısınız arkadaşlar. Yani Serdar beni bayağı bir güldürdü. Buradan Hüseyin abiye de selam olsun. Aziz Hüseyin abi de gülmüştür diye düşünüyorum. Yani Tabii çünkü Hüseyin ona abi yeter o kadar ağlattı insanlar artık biraz kendine gelsin. Ama bu maça gelecek olursak tabii ki yani senin kalem 3 şut atman bile mucize olarak görüyorum. O yüzden rahat alacağım bir maç olacak benim için. Anladım kardeşim. O zaman şuradan bir gidemeyim. Sen yalnız çok fena çalımlar malımlar. Oba, bomboş içerisi. Ah bu oğlum be. Şükürtel. Küçük enişte. Aman. Aman be. Offside. Offside. Oo Serdar çok kritikmiş var ya. Kritik. Aynı Onyekuru'nun gol Bakın. olmasına rağmen verilmeyen şeyi gibi. Orada hemen çizdiler, biçtiler anasını satayım. Bugün herhalde bir insanların gazını almak için iki gol iptal ettiler. Ne yaptılar ben anlamadım ya. Yani. Valla bilmiyorum da çok güzel Bir şey oluyor. şeyler dönüyor Zaten yani yine. fark edersen şey oluyor böyle. Bazen bu VAR sisteminden görüntü çok geç geliyor. Bazen hemen şıp diye atıyorlar. Yani bu aynı sistem değil mi anasını satayım? Aynen öyle. Kimse onu Erzurum'un itiraz edemez. kazanması lazım. Erzurum'un kazanması lazım. Haydi. Acaba bu maçın kırılma noktası ben sana söyleyeyim. Olabilir. Yalnız Kudryashov'un kaçırdığı o pozisyona ne demeli ya. Gerçekten Hakikaten. akıl sır erecek bir şey değil kardeşim. Bu arada pozisyonu hiç bilmiyor olmam. Şey be. Muslera Luyendama mı hatası? Aa evet. O solda. O ne be? Küçük enişte. Allah kalecileri çıkarmakta yok, kıpırdatmakta yok. Ama küçük enişte de sakatlandı. Bu arada Kim vurur oradan? kanalımızda frikik challenge'larımız var arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Kesinlikle. Tam Kendi ben reklamımızı söyleyecektim yapalım. şimdi. Hasan Ali ile ben bir gol atayım da acı. O ne be? Hakikaten Hasan Ali ile niye vurduğunu anlamadım ama. Kesinlikle bir daha vurma. Yer yer boşluklar Erzurum'da aslında taraftarların desteklemesi gerekiyor Erzurum'a ama sakin Aslında olmamız bugün lazım. çok büyük bir şans bence Erzurumspor için. İki takım da Maçın berabere berabere kaldı ama. bitmesi. Bir de haftaya Bursaspor Malatya deplasmanına gidiyor. İşi daha zor. Zaten Bursa çok etkisiz bir takım ya. Ofansif Evet. yönden. Yani sadece Umut Nayır'a kalmışlar. Hava topu yapalım indirsin.
sağdan soldan gelelim, karambole gol atalım. Hakikaten koskoca Bursaspor'un bu halde olması çok üzücü. Bitirici bir takım ya, yani bitirici bir forvet olmayan bir takım düşmeye zaten direkt adaylardan biri oluyor maalesef. Bu arada köşe Evet. boş. Aa, penaltı. Burada yok penaltı biliyor musun? Ya Yani bu ceza sahası dışında olsa tüm fauller, hareketler faul biliyorsun. gerçekten bacağı kanadı adamın orada ya. Olacak iş değil. Şöyle hemen pasımızı verelim. Hasan Ali. Edok'ta bugün oynuyor. Hayır. Haydi Hasan Edok. Ali diyor. Yok artık. Bir orta. Vur bitsin 1-0. Topalarda Erzurumspor. Şevval'a mı yoksa? Aha. O ne be? Aa, bunu ilk defa görüyorum. Ben de. Büyük Aa. ihtimal oyuncunun kendi gol sevinci Yasin. Ve ondan dolayı Aa. da yani bastığım Vallahi için adamlar da oynadı. abartısız PES 2019'u 2000. maçımız belki. İlk İlk defa defa, böyle bir gol değil mi? sevinci Evet. gördüm. İyi orta gol getirebilir. Yalnız Erzurum bugün çok motive gördüm ya. Hakikaten Kale? acı ya. E kale hadi be yavrum be ya. Korner olsun da bir gol atalım modunda oyuncularda. O yüzden Valbuena ortaladı. Sol daha da vuramadı ama Hasan Ali. Hasan kontrolle iki kişiyi geçmesi peki? Valbuena Valbuena Aha. Hasan Ali. E hadi artık ya. Aha. Hadi oğlum artık ya. İlk kere bir beraberliği yakalamamız lazım. Yok artık. Aklıma bazen şey geliyor Yasin ya. Belhanda'nın Niye her rakibine omuz vurması. o ilk yarıda bir pozisyon oldu. Kimin olduğunu Mahmut'la ismini hatırlamıyorum. acayip Aynen Mahmut da dalaştılar. o da onun revanşıydı. Ama bariz küfür ediyor. Yani o Mahmut'u düşürdükten sonra orada Yani küfür çok etmeyen bariz yok ki küfür ediyor. sahada. Evet. Sahada küfür etmeyen futbolcu var mı Allah aşkına? Harika bir pas. Of. Sol daha doğru ama biraz oldu mu artık gayret. Yani hepten de bu maçı Erzurumspor garanti alır diye bir durum ortaya çıkarmayalım. Biraz mücadele edelim. Köşe boş, Eduk. Ah Yok bacağım, artık ama yok. yeter. Ah. Biraz daha kıyma etki altına bırakmaya çalışıyorum. Kabul ediyorum arkadaşlar. Müdahale. Oo, çirkefleşeceğiz. Pas. Allah cezanı versin sana ya. Eduk. Ayağa kaydı herhalde. Ve Nereye Reşat çekici Muhammed. oynadı? Senin ağzın ne söylüyor? Sen dalga mı Galatasaray'a bir geçiyorsun? gol atmıştı. O deli bir oyuncu ya. Hatırlıyorsun onu yerden tek Bilmem köşeye ne. gitmişti. Aynen. İnşallah darısı şimdi Fener'e. Çünkü düşme hattındayız. Bu kadar seyirci bizim bu düşme hattından kurtulmamızı bekliyor. Çok güzel. Verdim pasımı. Verdim yine. Gol Eyvah. pozisyonu. Gol pozisyonu Harun. Çok kolay. Avladık Harun'u. 2-0 oldu. Peki maç Harun. başında hiç çekemezsin diye benim hala şut çekemem. Sen Erzurum'u Peki küçümseme senin hacı. ön var da gülüsün. Erzurum takımı gerçekten iyi kapanan ve iyi defans yapan bir takım. Aha. Hadi be. Gerçekten Süperman gibi peki. Aha. Yok offside. Aha, karışır orası. Ama olmadı atak. Şimdi biz de sakin olalım. Gerçekten formsuz Fenerbahçe'yi yakalamışken neden maçı kazanmayalım arkadaşlar? Daha vakit var, daha yarım saat var. Aha.
Sakin. Süper. Bir pas daha. Oo, Eduk. 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 Yok artık. Yok artık, bak kalecinin elleri parçalandı. 3-0. Erzurumspor zayıf rakibine acımıyor. 3-0. Çabalalalalala attı. Senin ağzın ne söylüyor lan? Birkaç tane lay fazla söylemiş olabilirim. Bu arada ambulans geçiyor, sesi duyuluyorsa arkadaşlar. Fenerbahçeli bir taraftar kalp krizi geçiriyor şu an sanırım. Onun için. Tövbe ya Rabbi tövbe. Aha. Kaleci. Yok abi, iki varlık öte ve şu an Fenerbahçe oynamaktan da keyif almıyorum en kötüsü yani. Ben Erzurum'la oynarken ıslandım ha şu an. O derece. Yine geliyoruz. Yine geliyoruz. Reşat. 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 4 oldu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon. Fenerbahçe düşme tehlikesi yaşayan Erzurum'la 4. golü yiyor. Raşat zaten Muhammed. Bu performansını mutlu olmana bağlıyor. Evet. Gerçekten. Ve senin hunharca hala oyuncu alıyor olman yani. Bari maç başı paralarını verme. Para lazım. Aynen. Para lazım çocuklara. Bu arada gerçekten pasların yerini bulmuyor falan. Yani takımda bir sıkıntılı herhalde. Aha. Hacı bakar mısın ya? Yani hiç etkili olamadım. Hiç. Sıfır yani. Oo, rakip de var kaç. Baksana hepsi bana geliyor. Onu da alıyordum neredeyse. Bir offside taktiği. Baksana hiçbiri gelmiyor ya. Çok, çok ilginç değil mi? Eduk. 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 Ah çok iyi düşündüm aslında. Peki, bunu fırsat bilip hala hunharca gol arıyor mu? Acı. Of çok iyi kaçtı yalnız. Peki kalecinin... Out. Abi bunu da atamadı ya. Yani ben daha ne yapayım ya? Hemen şuradan başlıyoruz. Dakika 80'e girildi. 80 artık Fener maçı çeviremez. Maçı bu çok istemiş. Yani buna diyecek bir şey yok. Maçı çok isteyen de Erzurum Spor gördükten sonra. Bir offside taktiği daha. Baksana. Abi baksana adamlar. Bu çok adam yeni oyuna girdi ya. Doğru değil mi? Aynen, bir baksana, bir sıkıntı var ama. Yok bacım, sıkıntı olacak da. Sezonu kapattı galiba Fener. Ah be. Köşe boş. Bakar mısın ya? Ey maşallah. Bu maç Erzurum'un hakkı. Eduk. Bu arada Eduk yorulmadı ha. İçerisi boş. Eduk. 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 Yaradana kurban diyor Eduk. Yalnız o nasıl bir goldü bacı? Yani hacı Fenerbahçe taraftarlardan özür diliyorum diyeceğim de. Hani benlik bir şey yok yani şu an. Kesinlikle öyle. Bu arada Yasin Kaya'ya buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi benim Instagram'dan arkadaşım, takip ediyor beni. Buradan selam olsun kendisine. Hacı bu senin için bir klişe olacak herhalde her maç. Aa, olabilir mi ki? Ve maçı 5-0 kazanıyoruz kardeşim, eline sağlık. Tabii ki Kofti'den bir maçtı Fener için. Fenerbahçe kardeşim, oyuncuları artık tatili düşünüyordur. Gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok, tebrik ediyorum sadece. Teşekkürler kardeşim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.